Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Birbirin kanalıma hoş geldiniz. Hemen bir çatal alıp geleyim. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Şöyle birazcık sucuk doğradım. Hüseyin dışarıdan geldi. Anne açım dedi. Ben de hemen sucuğu koyayım dedim. Sizi nereye koysam ya? Şöyle mi koysam? Başörtüme sıçrıyor bunun yağı da ya. Arkadaşlar niye ben böyle uğraşıyorum ki? Ekmeğin de büyük olduğuna bakmayın arkadaşlar. İçi boş. İçi boş ekmek. Tamamdır. Göremedim. Şimdi arkadaşlar ilk Nur alışverişe gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler almış ilk Nur. Şöyle sizi nasıl koysam ki, şöyle reçel aldı arkadaşlar. Orman meyveli karışık iki tane. Şöyle bir tane lahana aldı. Bir dakika, ben kamerayı güzel yerleştiremedim. Böyle daha iyi herhalde. Şöyle bir tane lahana aldı. Şöyle bir makarna aldı. Şey, erişte ama uzun uzun. Spagettinin bir genişi. Barista, barista, hafa. Şöyle kahve köpürtücü süt sanırsam bu. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Hiçbir bilgim yok. Bir de şöyle. Ay 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 gidiyor. Süt. Süt yoğurt mayalayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben kamerayı yerleştiremedim. Hiç iyi olmadı. Yapamadım. Bugün yapamadım. Şöyle kaç, 5 tane mi? 5 tane süt bir pakette bende vardı. 6 paket süt. Böyle daha iyi sanki.
Vallahi yer bulamadım. Yemin ederim. Şu torba gitti. Şöyle yere atayım da alırım oradan. Şöyle şu kutulardan istemiştim arkadaşlar. Şöyle üçlü plastik. Kapakları da var. 3.99'du sanırsam. 3 tane şöyle orta boy. Şimdi yazın pikniğe, parka falan çıkarsak içine bir şeyler koyarız diye. Şöyle 2 tane küçük leğen almış. Bunlar 1 euroydu arkadaşlar Lidl'de. Güzel ama plastiği öyle çok sert değil. Çok yumuşak da değil. Güzel. Şöyle küçük boy. 24 santimlik. Bunlar 1 euro tanesi. Bir de şöyle kapalı kutu almış kendine. Bu da 1 euroydu. İşe giderken meyve falan koymak için. Başka ne aldı? Bir de şöyle mesela şunların ağzını açıyoruz ya, onları kapatmak için klama. Sanki kapı açıldı gibime geldi. Bunu bilmiyorum bunları kaça aldığını. Bu da 1 euro herhalde. Bir de şöyle ekmek. 4 tane almıştı. Birini hallettik. Zeyne getirdim. Bunlar da boş çantalarımız. Alışverişimiz bu kadardı. Ama sizin önünüze saçma sapan birikti. Hemencik bir yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar hemen sütlerimi dolduracağım. Hemen yoğurdumu mayalamak istiyorum. Ben paket sütlerle yoğurt mayalıyorum. Bana birçok yorum geliyor. Emine, o paket sütlerle yoğurt mayalanıyor mu? Türkiye'de yoğurt mayalanmıyormuş arkadaşlar paket sütlerle. Mayalanıyor. Bilmiyorum, demek ki buradaki sütler mi farklı, bilemeyeceğim. Şöyle ev yoğurdum da vardı, onu da çıkarayım. Azıcık ısınsın. Yani ben bunlarla mayalıyorum. Yoğurdum da vardı. Her zaman mayaladığım yoğurdu da gösteriyorum. Bazı sütlerde arkadaşlar yoğurtlar böyle sünüyor mayalandığı zaman. Öyle yorum da geliyor bana, neden hani sünüyor diye. Bence mayasıyla alakası var. Maya sündürüyor. Ben bu tencerede mayalıyorum. Bunun içinde de bırakıyorum. Önceden kavanozlarda yapıyordum. O da çocuk oyuncağı gibi geliyordu bana arkadaşlar. Şimdi bunu da mayalıyorum. Koyuyorum dolaba, atıyorum büyük gözüne. Çekmece yeri var ya, sebzelik bölümü. Onun içine koyuyorum. İyi oluyor. Daha yapsam mı? 6 kilo mu yapsam? Bilemedim. Paket daha açayım. İçinden de bir kilo. Aman bir kilo dediğime bakmayın. Bir bardak ısınınca içeyim bari. Hepsi kaynasın bakalım. Ağzına kadar da doldu. Şifa olur inşallah. Evet arkadaşlar, İbo geldi. Sütüm de ılındı. Şöyle baktım ben ona. Sütün ılıklığı iyi. Kameraman İbo. Değil mi İbo? Şimdi şurada ev yoğurdum var. Yine mayaladım. Bismillah.
Şöyle 3-4 kaşık göz kararı koyuyorum. Arkadaşlar burası o kadar soğuk ki acayip soğudu. Süt hiç almadım. Bir bardak içeceğim demiştim ya. İçmeyeceğim. Almadım. Hepsini mayaladım. Böyle işte. Bismillahirrahmanirrahim deyip şimdi saracağım. İnşallah yarın sabah olmuş halini gösteririm. Evet arkadaşlar, yoğurdu dün akşam mayalamıştık. Bizim için bir gün geçti. Sizin için hemen bir saniyede gün geçti. Aynen. Değil mi? Nihayet sesin çıktı İbo. Arada bir oluyor. Evet, yoğurdumuz nasıl olmuş bakalım. Bu süre zarfı içerisinde biz sabah kahvaltımızı yaptık. Şöyle alışverişlere de gittik arkadaşlar. Bunları yerleştireceğim ben. Dolabımı yerleştiriyorum, toparlıyorum. Hemen dedim yoğurduma da bakayım, videomu da tamamlayayım. Yoğurdumu dediğim gibi buzdolabına kaldıracağım. Bakalım nasıl olmuş. Kapı açılmadığına göre kalıplaştı. Aa, İbo. Emine, çekiç vereyim. Sen bak bir. Ben bakayım bir. Aa, baktım çok güzel. Ya dalga geçme, cidden açıl. Heh. Şey oldu. Vakumlandı. Neden pek? Havası alsın diye olmaz. Ama niye öyle oldu? Bilmem. Şu kenarında sütler var diye bence o sıklaştırdı onu. Dün bir de çok doldurmuştum. Evet, yoğurdum böyle oldu arkadaşlar. Güzel, bakın. Ben şimdi kaşık falan koymayacağım içine. Sonra koydum. Yani kaşıkla bakmayacağım, bozulmasın diye. Kalıbı iyice bir dinlensin. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Dediğim gibi alışverişlerimi yerleştiriyorum. Şunları hemen yerleştireyim. Dolabımda da yer açtım. Bunu büyük çekmeceme koyuyorum. Burada muhafaza ediyorum. Şimdi ben buna kaşık soksam ne olur? Ya esasında bir şey olmuyor ama değmesin diyorsun. Şey bu. Öyle bir gün çabuk su bırakıyor biliyor musun? Bir gün böyle bir iki gün durması lazım. Tamam. Yoğurdum var istiyorsan. Daha. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar, yoğurdum böyleydi. Ben de videomu burada kapatayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.